Geçmiş acılara kapılarınızı nasıl kapatacaksınız? Geçmiş acılara kapınızı kapatın. Hocam söylemesi kolay, kapatması zor. Kapatabilsem ben de kapatacağım zaten. Nasıl kapatabilirsiniz? Ne zaman başınıza bir talihsizlik gelse, sıkıntılı bir olay gelse, onu geçmişte bırakın, üstünü kapatın ve kapıyı da kapalı tutun, hiç açmayın. Bazıları o kapıyı kendileri açıyor. Niye açıyor? Nasıl açıyor onu daha sonra söylüyorum. 1. Sevdiğiniz, çok önemsediğiniz bir insanı kaybetmek. Çok acı bir şey bu. Kimsenin istemediği bir şey bu. Ama yaşam gibi ölüm de doğal bir süreç. Ne yapılması lazım? Acılara kapı nasıl kapanabilir? Yapılması gereken şey şu. O insanla beraber yaşadığınız güzel anılar, onunla beraber mutlu olduğunuz, beraber dolaştığınız, gezdiğiniz yerler, size olumlu ve güç veren, onu hatırlatan ne varsa onları kapıdan alıyorsunuz ve onunla hayata devam ediyorsunuz. Ne olmamı isterdi, ne yapmamı isterdi, benim mutlu olmamı isterdi, benim mutlu olmam onun mutlu olması, onun için ben ne yapmam lazım? Bakış açısı bu olmalı. Başka bir şey mesela, evlilik eşittir mutluluk. Doğru mu? Doğru. Değil. Her evlilik mutluluk getirmiyor işte. Getirseler yüzlerce, her gün yüzlerce mesaj geliyor bana. Hocam ben bu adamla ne yapacağım? Hocam bu eş çekilir mi? Mutlu olmak için evlendiniz. Ama mutsuz oldunuz. Evlilik eşittir mutluluk değil. Bir defa bunu görün. Ama mutluluğa hakkınız yok mu? Var. Bunu da görün. Mutlu olmak sizin hakkınız ve bu hayat sizin hayatınız. Bir evliliğin yanlış olduğu anlaşıldı. Yanlış ya. Her şeyiyle yanlış. Hiçbir şekilde örtüşmüyor. Bak, evliliğinizi test edin diye bir videom var. Mutlaka izleyin ve test edin. Yanlış. O maddeler varsa yanlış evliliğiniz. Yürütme çabası yok, adım yok, hiçbir şey yok. Sen bekliyorsun. Niye bekliyorsun? Kapıyı kapatmışsın. Bekliyorsun. Aç kapıyı. Bitirebiliyor musun? Bitiremiyorsun. Bitirilmesi gereken bir şey bitirilmiyorsa yanlış sürdürülüyor demektir. Sen yanlışta direniyorsun. Şimdi yaşadığın talihsizlikler, sıkıntılar, onu da geçmişte bırakmayı bilmek lazım. Kötü bir evlilik. Bırak geçmişte. Bak geleceğine. Hocam sen bizi boşamak mı istiyorsun? Acı, sıkıntı ve ciddi anlamda problem veren ve yarın bir gün sağlığını etkileyecek. Bununla ilgili yüzlerce vaka gördüm çünkü. Ben kendi psikolojik sağlığını, peşinden bedensel sağlığını, zihinsel sağlığını etkileyecek bir ilişkiyi sürdürmenin anlamı yok. Onu da geçmişte bırakmayı bilmek lazım. Ve üstünü kapatmak lazım. Kolay değil ama o acıyı sürdürmek hayatında yeni bir yolun, yeni bir kapının açılmasına engel olmak demek. Bunu göremediği için çözümsüz hocam bizim ilişkimiz diyen yüzlerce insan, isim isim sayabilirim size. Aslında çözümü var. Acı vereni bırakıp yola devam edebilmek. Hocam söylemek kolay, yapmak zor. Yapmazsan, bitiremezsen o acı ve ızdırap içinde devam edersin. Bana şikayet edersin, ona şikayet edersin. Çözüm ararsın ama çözüm radikal karar alıp acı veren şeyleri geçmişte bırakabilme cesaretidir. O cesareti gösteremedikten sonra 8 yıl geçer, 10 yıl geçer, 30 yıl geçer, hayatında hiçbir şey değişmez. Bir defa bunu görmek lazım. Şunu unutmayın. Bir evliliğin yanlış olduğu ortaya çıktığında, bitirilecekken bitirilmiyorsa yanlış sürdürülüyor demektir. Sürdür. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene boşu boşuna yanlış yolda gidersin. Yanlış yol. Döneceksin onu. Ne kadar uzun süre yanlış yolda gidersen o kadar dönmesi daha zor. Bunu da görmek lazım. Senin yanlış yolda gitmen senin geri kalan hayatını da gölgeleyecek. Bunu da görmek lazım. Size söylemeniz gereken bir cümle veriyorum. Eğer sıkıntılı bir hayatınız varsa bu cümleyi mutlaka akşamları yatmadan önce söyleyin. Hayatımda kötü olan ne varsa geçmişte bırakıyorum ve yaşadıklarımın geleceğimi engellemesine izin vermiyorum. Bu sözü söyleyin, olumlu anlamda çok şey hayatınızda değişecek. Olumsuzluklardan kurtulacaksınız. 2. Aklınızı geleceğe açık tutun. Geçmişte kalmasın.
Mesela başarısızım, başarısızlıklarına takılma. Sen gelecekteki başarılarını düşün. Bir sürü sıkıntı, problem yaşadın, onlara takılma. Gelecekte mutlu olabileceğin, huzurlu olabileceğin ortamları düşün. Yapılması gereken şu aslında, geçmişin hatalarını iyi bir gelecek hazırlamak için kullanmak. Bunu yapabilmek lazım. Her gün söylemen gereken bir cümle veriyorum. Bak her gün söyleyin bu cümleyi. Her sıkıntıda dengi kadar veya daha fazlası bir kazancın tohumları vardır. 3. Tüm negatif zihinsel etkileri ortadan kaldırın. Hocam nasıl yapacağız bunu? Faydalı olmayan, size zarar verebilecek, hiçbir işinize yaramayan gelen düşüncelere kapınızı kapatın. Çirkin deneyimlere, düş kırıklıklarına ve hüsrana kapınızı kapatın. Ben bunları hayatımda istemiyorum. Net bununla ilgili tavrınızı koyun. Bunu yapabilmek lazım. 4. Acıyı avantaja dönüştürün. Hocam nasıl olacak bu ya? Acı hiç avantaja dönüşür mü? Dönüşür tabii. Norveçli bir göçmen var. Adamın adını vermiyorum. Hangi işe girdiyse batırmış. Acayip sefillik, açlık çekmiş. Böyle bir açlık yok. Yani günlerce, aylarca aç kalmış. Açlığın her çeşidini yaşamış adam. Acı bir şekilde. O adamın yerinde kim olmak ister? Kimse olmak istemez. Ülkede denemediği, iş bulmak için, para kazanmak için, karnını doyurmak için denemediği hiçbir şey kalmamış. Ama aç adam ya. Açlığı hücrelerine kadar yaşamış adam. Şimdi ne yaparsınız? Elinizde bildiğiniz tek şey var, açlık. Başka bir şey bildiğin yok. Adam ne yapmış biliyor musunuz? Açlığın kitabını yazmış ya. Benden daha iyi açlığı bilen mi var? Ve açlığın kitabını yazıyor. Kitabın adı da Açlık. Bu kitap ona Nobel Edebiyat Ödülü kazandırıyor. Onun bu korkunç ve acı deneyimi onu zengin ve ünlü bir adam yapıyor. Ya enteresan. Hocam adamın adı ne? Görev. Açlık kitabı yazarı kim? Yorumlarda bekliyorum. Şunu unutmayın, hayatın acılarında pişmeden olgunlaşamazsınız ve başarılı da olamazsınız. Dünyanın çıkmaz diye adlandırdığı çıkmaz da, açlık bir çıkmaz, parasızlık bir çıkmaz, insanın dayısının olmaması, desteğinin olmaması bir çıkmaz. Çıkmazları çoğaltabiliriz. Her insanın hayatında mesela okumaması bir çıkmaz. İnsanın okumaya imkanı yok, ortamı yok, desteği yok, bursu yok. Bunların hepsi çıkmaz. Ama her çıkmaz kazanç olarak tanımlanabilir. Nasıl tanımlanabilir? Ben binlerce başarılı insanın hayat hikayesini inceledim. En çok sevdiğim şey biyografilerdir. Hiç okuyamamış başarılı insanlar. Hiç desteği olmamış başarılı insanlar. Sorunlu ve problemli bir hayatı olmasına rağmen başarılı insanlar. Anne baba dağılmış, paramparça olmuş, ona rağmen başarılı insanlar. O kadar çok ki her olumsuz durum bir kazanca dönüştürülebilir. Ve bunu kazanca dönüştürebilen insanlar var. Açlığı kazanca dönüştürmüş. Edison sağırdı. Sınırlı duyma becerisi vardı adamın. Çocukluğunda trende şekerleme satıyor, şeker satıyor, gazete satıyor. Kulağından tutuyorlar, trene çekiyorlar. Orada sağır oluyor. Ve bu sağırlığından dolayı isyan edebilirdi. Benim başıma niye geldi? Ben bu sağırlıkla hayatta ne yapabilirim diye ağlayabilirdi. Ama 1093 tane patentli buluşu olan bir insan haline geldi. Napolyon Hill onlar röportaj yaparken soruyor. Sağırlığın engel mi? Engel teşkil etti mi sana diye. Ne diyor biliyor musunuz? Tam aksine sağırlığımın bana çok faydası oldu diyor. Bir yığın anlamsız gevezelik dinlemek zorunda kalmıyorum. Ve çok ilginç bir şey söylüyor. Bana içimden duymayı öğretti. Bakın kendi özünü, içini, keşfedebileceklerini, yeteneklerini, bütün bunları dinlemeyi sağlamış o sağırlık. Bir engel ama bir fırsat, bir kazanım. Aynı şey benim kekemeliğim için geçerli. Kekemeyim ya ve en büyük hayalim kitlelere konuşmak ama ben kekemeyim. Üzülüyorum ama şunu düşünüyorum. Şu anda konuşma becerim, iletişim yeteneğim tamamen kekemeliğime borçluyum. Neden? Kekemeliğim sayesinde kendimi geliştirmek zorunda kaldım. Kekeme olmasaydım bu kadar okumazdım. Kekemeliği yenme adına araştırma yapmazdım. Ve bu okumalar, bu araştırmalar beni bu hale getirdi. Yeni bir insan haline dönüştüm ben kekemeliğim sayesinde. Bir engel, bir kazanım. Lütfen hayatınızda siz de engellerinize bakın ve o engellerinizden hangi kazanımları çıkarabileceğinizi bulmaya çalışın. Bu size ödev, çok önemli bir ödev. Bütün başarıya ulaşmış, iyi yerlere gelmiş hayatların hepsinde
engel ve kazanımı görüyorum. Arkadaşlar, geçmişte yaşadığınız sıkıntı, acı, problem ne varsa geçmişte kalmalı. Ve bütün bunların geleceğinizi engellemesine izin vermemelisiniz. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. YouTube kanalım var biliyorsunuz. Aman ha, takip etmeyi unutmayın. Zil var, zile de tıklayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.